Önceki videolarda 4. yüzyıl Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığın ele alınış biçimindeki ciddi dönüşüme değinmiştik arkadaşlar. 4. yüzyıla gelindiğinde Diokles Hristiyanlara zulmediyordu. Sonra Konstantin tahta geçti. Konstantin Hristiyanlara karşı hoşgörülüydü. Hatta Hristiyanları birleştirmek için onlarla toplantılar yapıyordu. Yaptı daha doğrusu. Amacı Aryan anlaşmazlığı gibi sorunları çözmek amacıyla tek bir Hristiyanlık anlayışı oluşturmaktı. Hatta bizzat Hristiyan oldu. 4. yüzyıl sona erirken Theodosius başa geçti. Theodosius Roma Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline getirdi ve diğer dinlerin mensuplarına bu sefer zulmetmeye başladı. Bu videoda Roma İmparatorluğu'nun öyküsüne birlikte e, bakacağız, devam edeceğiz diyelim daha doğrusu. Özellikle de batıdaki kilise ile doğudaki kilise arasında gerçekleşen farklılaşmayı, o ayrışmayı masaya yatıracağız. Önceki videolarda Roma İmparatorluğu'nun başlangıçta doğu ve batı olarak iki idari bölgeye ayrıldığından, sonra da bu ayrımın gittikçe daha belirgin hale geldiğinden söz etmiştik. Theodosius, imparatorluğun her iki yarısını birden yöneten son imparator Theodosius'tan sonra bu iki yarı birbirinden ayrı olarak yönetilmeye başlandı. Ve 5. yüzyılın ikinci yarısında Batı Roma İmparatorluğu Cermen istilacılara yenik düştü. Konstantinopolis'teki imparatorlar kendilerini Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak görürlerdi. Devletlerine bugün bizim dediğimiz gibi Bizans İmparatorluğu demiyorlardı. Yani Roma İmparatorluğu diyorlardı kendilerini de Roma İmparatoru olarak görüyorlardı. Dediğim gibi Batı İmparatorluğu bir takım Cermen krallıklarına yenik düşmüştü. Justinianus toprakların büyük kısmını geri almayı başardı. Şimdi bu haritada varlığını hissettirmeye başlayan başka ilginç aktörler de var. Tekrar edeyim şu an 6. yüzyıldayız. Burada yani günümüzde İspanya'ya ait olan bu topraklarda bir takım Cermen kabileleri Vizigot krallıkları vardı. Günümüzde Fransa'ya ait olan bu topraklardaysa Frankler bulunuyordu. Ki Fransa e, zaten kelime anlamı olarak Franklerin ülkesi demek. Frankler de bir diğer Cermen kabilesiydi. İşte bu dönemde bu kabileler Doğu ve Batı arasında gerçekleşecek kültürel ve dini ayrışma konusunda çok önemli bir rol oynamak üzereydi. Üzereydi dediğime bakmayın, arada birkaç yüzyıl var. Bölünme büyük oranda dil üzerinden gerçekleşecekti. Batı'da özellikle de kilisede Latince kullanılıyordu. Doğudaki kilisede ise Yunanca kullanılmaktaydı. Ruhani tartışmalar söz konusuydu arkadaşlar. Birkaç dakika içinde buna değineceğiz. Ama aynı zamanda arada bir güç mücadelesi de vardı. Bizans imparatoru Konstantinopolis'teki tahtında oturmaktaydı. Artık Papa olarak anılan Roma e, Piskopozu ise kendisini tüm Hristiyanlığın lideri olarak görmekteydi ve bu hissiyatı gün geçtikçe güçlenmekteydi. Argümanı şuydu: Rivayete göre bu kilise ilk havari olan Petrus tarafından kurulmuştu. Konstantinopolis Patriği ve Hristiyanlığın diğer önemli merkezlerinin patrikleri bir dakika dedi. Evet, Roma Piskopozu, sen çok önemli birisin ama biz seni eşitler arasında birinci. Kabul ediyoruz. Primus inter pares. Biliyorsunuz bunlar latincesi. Eşitler arasında birinci. Sen tüm Hristiyan alemi üzerinde yetki sahibi değilsin. Bir dakika yetki hepimize aittir demişler. Şimdi bir güç şeyi olunca tabii görüyorsunuz hemen onlar da tepki vermiş. Ve bir ölçüde Justinianus dönemindeki durumda buydu. Bu dönemde Bizans İmparatoru'nun çok güçlü olduğu açıktı. Ve bu güç sadece fani aleme yani gündelik maddi aleme yönelik değildi. İmparatorun ruhani alem üzerinde de oldukça güçlü bir nüfuzu vardı. Oysa bu güç Roma piskopozunun yani papanın elinde olmalıydı. Justinianus yasalarında beşli yönetim yani pentarşi kavramı yer almaktaydı. Pentarşi, Hristiyanlığın bu beş merkezinin diğerlerine oranla daha büyük bir ağırlığa sahip olması ve Hristiyanlığı birlikte yönetmesini öngörüyordu. Ve dediğim gibi 250 yıl kadar ileri sardığımızda işler gerçekten çok ilginç bir hal aldı. Şimdi 800 yılına ışınlanalım. Fark etmiş olacağınız üzere sarıyla gösterilen kavim yani Frankler sınırlarını çok daha genişletmiş durumdaydı. Ve bu toprakları Charlemagne önderliğinde kazanmışlardı. Aynı dönemde bakın burada bir de yeşil bir bölge var. Çünkü İslamiyet 7. yüzyılın başındaki kuruluşundan 8. yüzyılın sonlarına dek çok büyük bir yayılma gerçekleştirmişti. Orta Doğu'nun büyük kısmını, İran'ı, günümüzdeki Pakistan ve Hindistan'ı, Kuzey Afrika'yı ve hatta günümüzdeki İspanya'yı fethetmişti. Bu dönemde özellikle de Müslüman fetihleri nedeniyle Bizans İmparatorluğu ciddi derecede zayıf düşmüştü. Hal böyleyken Roma'daki papanın beni kim koruyacak dediğini tahmin etmek güç değil. Özellikle de siyasi düşmanlarımdan. Bu sırada Şarlman kendisinin Hristiyanlığın bir nevi koruyucusu olduğunu söylemekteydi. Kendini öyle görmekteydi. Dolayısıyla Papa 3. Leo Şarlman'a giderek ondan koruma istedi. Şarlman da bu korumayı sağladı. Ve buna karşılık olarak veya bir teşekkür mahiyetinde Papa Şarlman'ı Kutsal Roma İmparatoru ilan etti. Bu eylemi dikkat çekici kılan şey devreye dördüncü bir aktörün girmesiydi. Çünkü Kutsal Roma İmparatoru unvanı rastgele seçilmemişti. Amaç Charlemagne'ı Roma saltanatının varisi haline getirmekti. Charlemagne artık Roma imparatorlarının varisiydi. Bu noktada şöyle düşünebilirsiniz. Bir dakika, Bizans imparatorları da öyle olduklarını düşünmüyor muydu? Bu devleti Roma İmparatorluğu olarak görmüyorlar mıydı? Ve tüm bunlar olurken Bizans imparatoru bir imparatoriçeydi. Tahtta Atinalı imparatoriçe Irene vardı ve gerilim daha da yükselmekteydi. Diller farklıydı. Biri Latince, diğeri Yunanca kullanıyordu. Üstelik şimdi Batılı Papa başka birini yani Charlemagne'i Roma İmparatoru olarak tanımıştı. Latinceyi kullanan Batı'nın mizacı gittikçe daha çok cermenleşirken Doğu Yunan geleneklerini sürdürmekte ısrar ediyordu. Üstelik 800 yılı ikonoklazm kavramı yüzünden türlü çatışmaların yaşandığı bir dönemin parçasıydı. Bu ikonoklazm hareketi 726 yılında Bizans İmparatoru'nun İsa ve Meryem Ana gibi Hristiyanlığa ait figürlerin resmedilmesi dinen yasaktır açıklamasıyla başladı. İmparator bu açıklamasında eski ahitten alıntılar yaparak bu resimlerin var olmaması lazım dedi. Dolayısıyla ikonoklazm yani tasvirlerin kırılması ve yok edilmesi başladı. Batıdaki papa ise dur hele senin sözünü dinlemek zorunda değilim diye cevap verdi. Ben Roma'nın psikopozuyum, benim yetkim evrensel işte tüm bu olanlar yetmiyormuş gibi 800 senesinde bir de Charlemagne'a Kutsal Roma İmparatoru ünvanını verdi. Üstelik gerilimi daha da tırmandıran bir husus daha vardı arkadaşlar. Oğuldan anlamına gelen filiok kavramı. 381 yılında toplanan Konstantinopolis konsili İznik iman bildirisini şöyle genişletmişti. Ve Rab olan ve yaşam veren kutsal ruha inanıyoruz ki o babadan gelmiştir. Batı'da bu cümleye oğuldan anlamına gelen filiok sözcüğü eklendi ve bu aryanizmdeki bazı fikirlere değiniyor. Mesela kutsal ruh kimden geliyor? Baba ve oğul gerçekten eşit rabbaniyete sahipse, aynı özden geliyorlarsa, kutsal ruh sadece birimden değil, ikisinden de gelmiş olmalıydı. Doğudakiler biz bu konuda en fikir değiliz dedi. Batıdakilerse sizin enfikir olmanız da çok önemliydi sanki. Önemli değil. Çünkü Roma'daki koltukta biz oturuyoruz ve bu kilise Petrus tarafından kuruldu şeklinde cevap verdi.